Evet arkadaşlarımız, bugün bir Kore restoranındayız ve Kore yemekleri söyledik. İlk defa deneyeceğiz. Bu Dilek. Biz gelmeden başlamış. Ne yiyorsun Dilek? Ay adını unuttum ya. Pirinç kekli bir şey bu. Acılı tatlı bir tadı var. Neyse biz de sipariş verdik ama isimlerini zaten şu anda söyleyemiyorum. Yemekler gelince söyleyeceğim. Yine müziği koyarsın abi. Düşünmeye. Düşünmeye bak. Ben çok acılı bir noodle söyledim. Bir de şu arkadaşın ton balıklı sanırım. Kim var? İstersen şimdi de nasıl tutuluyor şey? Bir şey söyleyeyim, bunu soracağım çünkü şuradan tutunca çok kayıyor. Şurası biraz tırtıklı. Ama buradan da tutmak acayip zor çünkü metal ve ağır yani. Çok kayıyor. Japonlar gibi değil. Değil. Çok kayıyor yani. İyi, bütün yemekler gelsin, ondan sonra devam edeyim. Dilek, bu arada sen yemeğe devam et. Nasıl olsa siparişini verdin. Ne yapayım, 4 saat bekletilirsem böyle olur. Biraz beklettik de arkadaşımızı. Neyse yemekler gelsin. Biraz mı? 4 saat. Yemekler gelsin. Yemekler gelsin. Yemekler gelsin. Devam ediyoruz. Tamam, şu an iyi. Ama şey yani, kel gösteriyor. Sıfırlığı için. Kel mi gösteriyor? Sensin zaten. Dilek'le sözleşmiştik, yaklaşık olarak 3 saat kadar bizi beklemek zorunda kaldı. 3 saat mi? Emin misiniz? Kaç saat? Ya ben 1'de buradaydım, 12'de olacaktım. Onun için siz bugün 5'te geldiniz. Bütün yemekler Dilek'ten. Bugün varınızı yoğunuzu yiyeceğim Gökhan Bey. Bugün kışkırtma yapıyorum, bütün yemekler Dilek'ten. Sizi pişman edeceğim. Çok heyecanlıyım. Bugün ilk defa dediğim gibi Kore mutfağına geldim ve bu çubukları da ilk defa elime alacağım. Nasıl bir şey olacak tutamıyorum zaten şu anda. Biri öğretir herhalde. Değil mi? Soracağım. Ben keşfettim. Böyle daha kolay. Ama yine de çok kötü. Yanıyorum. Hala yanıyorum. Bu arada buraya gelmemizin sebebi Dilek diye çok methetti Kore mutfağına. Acayip güzel yemekleri var falan diye. Ama şu anda kendisi acıdan yanıyor. Bu arada şunu test edelim mi? Ben bunu bir ara denemiştim. Yani. Kaşıkla alın. Hadi, evet, deniyor. Ne düşerse? Aha, düştüm. Yabancı. Bir şey yemek gelmeden toplamış. Gelmedi. Şey, bu da mı acı? Bence hiç tadı yok. Ya. Ton balıklı sulayı da. Dene bakalım. Bence yıldızlar kötü toplanıyor. Hadi hadi. Burada mı duracak, burada mı? Rezil oluyoruz şu an. Ben de tutamadım işte, soracağım. Ama böyle kolay olur. İlk denemeyi yap bakalım nasıl olacak. Keşke daha önce alıştırmasını yapsaydın. Ya ben yaptım işte. Hayır, evdeyken. Tadı yok ki. Var mı tadı? Bana çok tatlı gelmedi ama şimdi bakalım. Bu neydi? Bulgogi. Bulgogi. Nasıl tutacağız bunu? Şeyleri kalem tutar gibi tutacağız. Alttaki oynamıyor, üstteki oynatacağız. Kalemi ben böyle tutacağım. Gösterebilir miyim? Evet, evet. Bir dakika.
Alttaki sarkı. Yine de çok kayıyor. Ama turşusu arkadaşlar. Acılı. Çatal alsanıza. Şu köşedekini alayım mı? Ayrım yok ki. Aynı. Bu da salamlı. En iyisi şu. Ne? Kaşıkla. Bu da salamlı. Son balık var için. Bu daha güzel. Değil mi? Halkalı. Bunlar için sos var mı? Yoksa sos yiyelim. Halkalı çiçeği. O yüzden bu şekilde yiyelim. Ama soya sosu isterseniz bu şekilde. Ne yiyelim? Birazcık onu koyalım. Çok sevdiğim. Oğlum, saçı mı? Bilmiyorum. Hadi koçum benim. Yapacak. Bir şey ama adını bilmiyorum. Unuttum yani. Ya bu böyle döndüğü zaman olmuyor işte. Ben sizden daha iyi kullanıyorum demek. Bu acı. Hmm. Ama çok acı seviyorsanız değil, normal. Ben o acı zim biberleri ekmeksiz yiyebiliyorum. O yüzden bana çok koyma. Sos geldi. Ama Koreliler öyle yemiyor işte. Vermedi. Biraz önce demiştim ki acı değil, tavuklar değil ama buzluğun kendisi yani makarnası bayağı acıymış. Benim çok hoşuma gitti. Acı seven için çok iyi ama çok acı seven için. Normalde ben acı seviyorum deyip atlamamak lazım. Tabii tabii normalde öyle. Yani şu şöyle. Keşke şimdi de böyle yemekler verseler bize değil mi? Her hafta böyle uluslararası yöresel yemekler olsun. Seninki ne abi? Sebze yemek. Bu acıymış bu. Yok. Bu dana eti. Ay Gökhan Bey ne kadar beceriksiniz. Nasıl tuttunuz ya? Ben tutamadım. Ne bileyim ben de. Benim parmaklarım büyük. Ya gerisi bir alatın mı? Tutabilecek misin? Ne? Atamadım ya. Yapamıyor ki, yapamıyor ki. Beceremedi. Hadi. Hı, sonunda ya. Lezzetli mi? Gerçekten. Çok güzel. Gerçekten. Vallahi. Çok güzel. Çünkü dana. Güzel mi? Allah'ım. Siz alsanız da. Seninki de hiç güzel görünmüyor. Bu zaten bu turşu değil mi? Gerçekten mi? Aa, çok değil. Bu ne? Şundan alsana da. Acı mı? Ya. Yok. Acı. Bir şey söyleyeyim mi? Burnumdan yaş geldi. Güzel ama. Şundan alsana bir. Acı seviyorsun mu? Evet. Evet. Tabaktaki mi? Şu. Yalnız bu da çok acı. Yemediniz ama. Ay Allah'ım. Buraya yemeği öyledir zaten. Her şey acı.
Yapacağım. Ben hepinizden iyiyim. Ay çok acı ya. Neyse bu artık yani turşusu Çin miydi? Ben bunu çok beğendim. Ben en çok bunu beğendim. Ya ben bu kadar acı olacağını tahmin etmedim ya. Turşu diye şey yaptım. Bu, ne, bu şey değil mi? Çim neydi bunun adı? Kimçi. Kimçi. Mesela kimçi. Bakalım kimçi nasıl? Acı falan değil. Sen benim makarnamdan yap. Bu çok nudulya. 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 Bizim bildiğimiz. Dur onu çekmem lazım. Bak onu ben nasıl yiyeceğinizi göstereyim mi size? Söyle usta. Böyle yersen açmıyor. Şimdi çubuğunuzla çekeceksiniz beni. Dolamadan. Tamam. Ağzınıza bir kısmını alacaksınız. Evet. Tamamını böyle evet. Çekeceksiniz. Tamam. Ses çıkartacaksınız bol çünkü. Bol yani bol. Ses çıkartmak şey onlarda şey değil yani. Kaba diplamamış değil. Yemeğin lezzetli olduğunun göstergesi. Hay anasını satayım ya, bu nedir ama? Bol kepçeden alıyorsun. Aldım bol kepçeden. Dur sen o zaman. Evet, Okan abi acı. Acı mı? Çok az acı abi. Ağlamayayım sonra. Çok az acı. Çekin öyle. Hepsini. Şeyle arada bir hadi gelmedim. Yani şu anda yanıyorum. Bak bakayım bir de. Çok değil de bundan sonra o acı gelmedi yani. Kimçiden sonra. Azerbaycan yemeklerini paramız. Bana da kimçi acı gelmedi. Vallahi şimdi Azerbaycan yemeği yesem çok geldim ben ama bu güzel. Haftaya da Azerbaycan kebaplarını tekrar. Ne bu bakalım. Onu biliyorum ben. Evde ay değil. Yandım. Değişik bir şey değil. İnşallah kahveleri acı değildir. Bu güzel yani. Ya neden bu kadar kalsın? Hikaye gizlemediğim bir şey var Instagram'da biliyor musun? Bir de şey, sebzeler böyle tampon tadına bakıyor. Şu anda yanıyorum ya. Yani. Ona gördüğünde bu süper. Ben anlamadım artık. Gayet tatlı. Bu ne? Şeker. Ne var? Bunlar yapışıyordu ben anlamadım. Yani otantik falan takacağız ya. Çilemize bak ya. Ben çatal isteyeceğim zaten ya. Ben tuttum bak böyle tutuluyormuş demek ki. Ondan sonra da istedim. Aa senin bilgisayarın yapıldı. Arada şoklar geçiyor. Bu da güzel. Bu neydi? Kimbap. Kimbap. Tam ben tutamıyorum. Kaydı çünkü elimden. Parmaklarım ağrıdı ya. Ben çatal alabilir miyim? Ne yapayım yani? Bizim damak tadımıza çok uyuyor değil mi? Bu uyuyor. Sadece bana bu uyudu yani. Et bana olduğu için. Et yani. Olduğu için. Evet. Bana bu uyuyor. Bu mu? Acıdım ama. Bunlar bir şey yok ya. Bu kimçi mi nedir o kesinlikle benim damak tadıma uymuyor yani. Çok acı ve şey. Hala dudaklarım buraları mı yiyor? Çünkü dana eti ve pirinç pilav var. Yani şu kimçi miydi bu? Kimçi. Bu kimçi turşusu ama lahana turşusu gibi bir şey. Lahana turşusu gibi bir şey ama acayip acı ben şu anda hissetmiyorum. Dudaklarım yanıyor, kızarmış vaziyette. Ya çok acı sevenler için evet önerebilirim ama. Bunun hakkında ne düşünüyorsun abi? Ne? Bu güzel. Kim? Kim bak? Ne şu? Bu? Ha şey bak.
Şurayı da bıraktım. Bu yemek bizim daha çok şey gibi böyle. Et var işte, yeşillik var falan. Pilav da yanında, kebap gibi bir şey ama. Ama şeyde soslu, soya sosu var galiba, hı-hı, değil mi? Onların ama bir daha ben kesinlikle bu turşudan yemem ben. Şunun bir tanesini alsana. Onu deneyeceğim. Bu ne yemeğiydi? Adını bilmiyorum, pirinç keki bu. Saçlar başlar, tatlı değil mi? Şekerli bir şey. Zaman Bunu da beğenmedim ya. Benim Kore mutfağında şu anda yiyebileceğim tek yemek bu. Bir de kimbap var. Etlisi nasıl olur? Kimbap da güzel. Ben bayıldım abi. Acısı biraz terletiyor, güzel. Ben şey yapmıyorum, böyle elimin tersiyle itmem bunu farklı gördüğüm zaman. O zaman? Yemeği severim. Yeni şeylere açık bir insan olduğum için her şeyi yerim ben. Ne, bu ne? Cırcır yemeği bizde. Cırcır olunca. Bu da şey ya. Haşlama pirinç. Pirinç de bir şey. Haydi öptüm pirinç. Çok lapa. Lapa evet. Oy bunu. Bu yemeğin her bir kuruşu çok değerli. Ziyan etmeyin lütfen. Bir de şey de soya ile birleşince güzel oluyor pirinç. Bunlar şey herhalde ya. Pirinci haşlayıp hiçbir şey yapmadan. Aynen öyle yapıyorlar. Onun özel makineleri var hatta onlarda. Ama şöyle. Lapa ya bildiğiniz. Evet lapa ama soyayla falan böyle şey yapınca soyalı güzel oluyor. Bu arada merak edenler için Gökhan Bey benim şey yapıyor. Onun için beydi konuşuyorum. Rahat konuşabilirsin ya. Olsun. Alışkanlık yapamam ki. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki ben böyle macera deneyip de acılı bir şey istememişim. Bu et yemeği gerçekten tam bana geldi. Neyse biz yemeklerimizi bitirdik. Zaten biraz daha bir şeyler atıştıralım, bitirelim. Sonra Kore kahvesi içeceğiz. Onu da merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Kesin o da açılacak. Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Zaten şu anda bütün burnum bağ açıldı yani. Bütün şeyler, haplarım. Akılıyor. Akıyor yani. Ben buradan görebiliyorum. Evet, kimchi. O kadar o kadar dedin yani. Dünden beri kimchi, kimchi, kimchi diyor. Şu. Hani şimdi yabancılar... Ha, kaldı, yemedi. İngilizce konuşan insanlar fotoğraf çektirirken cheese diyorlar ya. Koreliler de kimchi diyor. Kimchi yapıyor. Kimchi. Ama lahana turşusu yani. Çok değişik bir şey değilmiş. Yani... Merak etmeseniz ne olur tavsiye. Bence hiç merak edilecek bir şey değil. Yani Kore mutfağını kötülüyormuş gibi oldu ama kötülemek için demiyorum. Hayır, bizim lahana turşusu yiyesinler. Evet yani ben lahana turşusunu zaten sevmem. Onun içinde susam falan var galiba. Vallahi ne olduğunu bilemedim. Bilen varsa.
çekiyorlar beni. Gözümü kapatıyorsun. Kimçi. Kimçi. Eğer çok acı seviyorsanız kimçi yiyin ama acıyla aram yok diyorsunuz. Yani çok çok acı sevenler yesin bence kimçi. Aynen öyle. Mesela Onur'a bir şey yapmadı. Valla kimçi şey, hafif acılı, rahat tutsa. Acı diye abartıyorlar ama hafif. Bence hafif. Bence hafif acılı, çok değil. Kahvelerimiz de geldi. Evet, Koreyen kahve. Acı yok değil mi içinde? Acı değil, yok. Evet. Çılık kahve. Nasıl? Gerçekten. Güney kadar ben çok yazıyor. Çok çok tatlı içeceğe alıştım değil mi? Bana bayağı tatlı geldi. Şey böyle bilmem kaç. Bizim sütlü kahvemiz gibi. Sütlü kahve gibi aynen. 50'lerde sana o yüzden yediler. Sen güneye sinirlendin. Yan çarına kaybol. Güzel ama çok tatlı şekerli. Ben beğendim ya. Güzel ama. Ben evet. Beğendim. Şu kızı beni tutturdun. Piç etti. Çekin. Geçen sefer de yan masadaki çocuk. Bizim sesimiz çıkmıyor. Bu sefer mikrofon var. Çok merak ediyorum. Biz daha kısıyoruz sesimizi, evet. Fark ediyor musunuz? Yemeğimizi tamamladık. Yendiniz mi Onur Bey? Online olur ama. Ben fiyatlar da çok iyi. Buraya gençler, öğrenciler gelebilir. Evet, fiyatlar da öyle. Aman aman fiyatlar değil. Kaç para ödediğimi yine videonun sonunda, zaten videonun sonuna gelmişsinizdir. Buraya kadar seyrettiyseniz. Tavuk dünyası oldu ya. 30 lira oldu. Çok cipsi. O zaman kapanışı hesap geleceğim. Tamam. Biz kahvelerimizi içmeye devam edelim. Şimdi lütfen videodayız şu an. Çok özür dilerim. Kapatayım. Arkadaşlar yemek yedik, sıra geldi hesap ödemeye. Dilek, hesaplar senden. Tabii canım, 4 saat ben de... Evet, ne kadar borcumuz? 183 TL. Kaç var? Kaç var? Yer teniği daha boğuldu, güzelmiş. Neyse, Allah'tan gold kartım var da. Kaç var ya? Ev kirası ödüyoruz şu anda. Dilek Hanım'dan. Evet, bunun üzerine bana tatlı ısmarlayacaksınız değil mi? Bahşişimizi de bıraktık. Ha, mekanın dedikodusunu yapıp ondan sonra kapanış yapayım, tamam. Hadi kendinize iyi bakın, teşekkürler. Tatlı. Hizmet çok güzel. Yemekler de güzel. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı geldi her şey. Evet, 5 dakikada geldi. Aynen. Servis çabuk geldi. Aynen. Hiç beklemedik ve çok ilgi alakalıydılar. Çok güzeldi. O da güzel bir şeydi yani, ilgi alakalı olmaları. Güler yüzlüler. Güler yüzlüler, evet. Evet arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki çanı tıklamayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Gülü gülü. Ama ben yemekler için teşekkür edecektim size. Evet. Neyse. Yemekler için çok teşekkür ederiz Gökhan Bey.